Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Özlem Güler, Türkiye'de de görülen koronavirüs eris varyantı hakkında Radyo Ki'de Güne Bakış programında açıklamalarda bulundu. Doktor Öğretim Üyesi Güler, ilk olarak enfeksiyon hastalıklarında artış olup olmadığına değindi. Eylül başına kadar aslında sıkıntımız yoktu. Bu dönemde mevsimsel grip olmasını bekliyorduk. Onun artmasını bekliyorduk. Ancak işte bu 10 Eylül'den sonra COVID vakalarında artış olduğunu belirttiler. Avrupa'da koronavirüs vakalarında azalma dolayısıyla yeni varyantın da beklenmediğini ifade eden Doktor Öğretim Üyesi Güler, hastalığın devletler arası takip sistemine değindi. Bizim Avrupa bölgesinde çok bildirilen vaka yok. COVID aslında beklenmiyordu diyeyim. Yani çünkü tüm Avrupa'da vakalarda azalma vardı ve bildirilen vaka sayısı azaldığı için bazı ülkeler artık data bile yollamıyor. Genel olarak bu hastalık takip sistemi gerçekten çok iyi. Hem Avrupa Birliği özelinde hem de Avrupa ekonomik alanında olan ülkelerin düzenli veri yolladığı bir platform var. Haftalık vaka sayısını, yoğun bakım yatışlarını, hastane yatışlarını izleyebiliyoruz. O açıdan avantajlıyız. Yeni varyantın görüldüğü ülkeler hakkında bilgi veren Doktor Öğretim Üyesi Güler, ülkemizde İstanbul merkezli bir yoğunluk yaşanabileceğini düşünüyor. Hangi ülkeler var? Bazı ülkeler veri yollamayı durdurmuştu. Mesela Almanya'dan hiç veri yok, şu an bilmiyoruz. Yollayan ülkeler arasında 7 ülkede artış var. Bunların arasında mesela Romanya var, Bulgaristan var. Balkan ülkelerinde bir COVID artışı görüyoruz. Onun dışında Kuzey Avrupa ülkelerinden de var. Finlandiya ve İsveç de vaka sayısında artış olduğunu söyledi. Ancak şöyle güzel bir haber var. Bunun yanında vakaların ne olduğunu da takip ediyoruz. Hani şimdi tamam vaka var, COVID artıyor ama bu COVID'ler ne oluyor? Ölüyor mu, kalıyor mu, yoğun bakıma gidiyor mu, kötü mü tablo? Hani ne kadar endişe etmeliyiz de takip ediyoruz. Orada yoğun bakım yatışlarında ya da hastane yatışlarda bir artış yok. Yani bu bizim içimizi rahatlatan bir durum. İşte geçtiğimiz cuma Sayın Bakanımız Fahrettin Koca bizde de eris varyantı var dedi. Biz en son 2023'ün Şubat ayında veri yollamayı bıraktık. Ama o dönemden sonra da gerçekten de vakalarımız da çok azalmıştı. Yani yaz ayında da neredeyse hiç görmedik. Çok çok nadiren rastlıyorduk COVID'e. Ama hani tüm dünyada görüldüğü için bu artış 51 ülkede var. Bizde de olacaktır. Muhtemelen İstanbul bölgesini kastediyor. Yani o vakaların yoğun olduğu da bölge. Ama ilerleyen dönemlerde de görmeyi bekliyoruz. Eris olarak adlandırılan varyant bağışıklık sisteminden kaçabilse de ölümcül problemlere neden olabilecek alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmuyor. Bu varyant biraz bağışıklık sisteminden kaçabiliyor. Yani antikorlara bağlanma oranı düşük ve de reseptörlere daha iyi bağlanıyor. Yani hani eris varyantının özelliği bu. Ama bizim için yüz güldürücü alt solunum yolu enfeksiyonu çok yapmıyor. Hastalar daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu, işte burun akıntısı, dolgunluğu, baş ağrısı gibi semptomlarla başvuruyor. Bizi sıkıntıya sokan, ölümlere sebebiyet veren zatüre tablosu pek gördüğümüz bir tablo değil. Bu açıdan avantajlıyız. Hani yeni salgında o yüzden çok ciddi bir durum olacağını düşünmüyorum.